Kaynak Su içinde herhalde söz söylemeyen sanatçı kalmadı. Aynı zamanda toplam 100 bin satışı geçen albümlerin ödüllendirildiği son yıllarda Sezen'in satışı net bir gün rekorudur demiş. İlk gün rekorudur demiş Samsun Demir'de. Dün enteresan bir şey oldu. Bir o yapmamıştı, gerçekten o da yapacağını yaptı. Kim? Tarkan. Tarkan bir Sezen Aksu albümünü dinliyor. Kendinden geçe geçe. Eyvah. Bizde de o görüntüler var. Elif'e kendinden geçecek. Ben seviyorum hepsini. Hepsini değil. Aşk insanlar. Ta yüreğine kadar kilitli. İçimdeki oyun bahçesi. Ne boyası ne boyası ne de maskesi. Harika bu gözünü hayal kur. La 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 tatlı ya. Kadının işveresi, cilvesi eyvallah abi. Ya erkeğin de cilvesi bu kadar şey, evet, olur mu ya? Sahnede de öyle. Çok yakışıyor adama ya. Çok yakışıyor. Ve yaptığı da güzel bir jest. Değil mi? Çok güzel bir jest. Jesti. Acaba bunu yapacak yani? Acaba şey mi? Gülşen'i ziyarete giderken çektiği görüntü mü bu acaba? Onlara ziyarete gidecek zaten, gidecek. O konuda bir sorun yok. Eve ziyarete. Onlara onu yapar. Ediyorum. Ozan onun gerçekten yol arkadaşı Ozan Çolak tabii oldu canım, çünkü. Yani hani o ondan senin hiç farklı bir şey çıkmaz. Belki gitmiştir bile de yani, evet, bir şey bilmiyoruz. Ama ya diyorum ya şimdi Sezen Aksu için, Nilüfer için, Ajda için, işte dediğim ben saydı ki isimler var. Ya biz bu insanlar için ne söylesek? Kelimeler kifayetsiz, yani jestler şeysiz. Çünkü Sezen Aksu'nun hayatımıza, daha hayatına dokunmadığı biri var mıdır acaba? Mutlu veya mutsuz bir gününde, yaşadığı aşkta, aile hayatında, Nilüfer'in okuduğu bir şarkıda. Evet. Bu insanlar böyle insanlar. Hani laf olsun, aman Sezen'dir falan diye söylemiyoruz bunları. Hayatımızın herhangi bir döneminde ruhumuza dokunup acımıza ya da sevgimize, evet, yara oldukları için ya da yoldaş oldukları için ya söylüyoruz. Baksana ben çocukluğumu hatırlıyorum mesela. Ya, mesela yani. Yani benim annemin, ondan sonra babam o zaman sağda, onunla beraber olduğum. Yani hep mesela o hatıralarım geliyor. Hayatımın en güzel benim zamanları ailemin, hepimizin birlikte olduğu zamanlardı. Annem bu yani, herkes. Yani herkese ya şimdi, aşk gelmiyor, anladın mı? Aile bile hani canım, düşün orada şey, aşk şarkı söylerken benim aklıma ailemin, hepimizin birlikte olduğu zamanlar geliyor. Tabii bayılıyorum mesela yani, anılarım canlanıyor. Ya mesela desek ki şimdi ya parfüm gibidir yani bir parfüm. Elif ortaokul dönemine ilişkin böyle bir anını anlatsana desek durursun, düşünmek istersin. Halbuki bir Sezen Aksu şarkısı dinlersin, bir anda alır seni ortaokul birinci sınıfa götürür. Sınıf arkadaşların gözünün önüne gelir, evet, okulu kırdığın gün gelir falan, bir şey getirir yani geliyor, anladın mı? Böyle insanlar bunlar. Onun için de yeri geldiğinde pamuklara sarıp sarmalamayız, kaldırmalıyız. Bugünden sonra söyleyeceğimiz her şeyi hak ettikleri için söylüyoruz. Evet. Zaten müzikal anlamda haddimize değil, biz söyleyemeyiz onunla ilgili hiçbir şey. Baksana Türkiye'nin en iyi müzisyenleri Metin Özülkü, evet, Şehrazat, Ümit Sayın diyor ki ne mutlu bana ki Nilüfer gibi bir kadın şarkımı okudu diyor. Daha biz ne diyebiliriz ki bunun üstüne? Tabii. Yani Tarkan gibi bir adam arabasında kaşını gözünü oynatacak, sonra da Ajda Pek Sezen Aksu albümünü kaldıracak. Kaç tane sanatçıya nasip olmuş bu? Evet. Şimdi enteresan bir haber var. Yine ben Sabancılarla alakalı. Evet. Kimlerle? Genç Sabancı'nın göz hapsinde. Lindeloen İstanbul'da efendim. Oldukça değişik. Kendini kamufle etmiş. Hatta kapandığı da söyleniyor. Görüntüleri var.